Dünya genelinde gerilim ve şiddet her geçen gün artıyor. Savaş tamtamlarının çalındığı böyle bir dönemde nükleer savaş tehlikesi var mı? Bu soru da sıklıkla dillendiriliyor. Peki olası bir nükleer savaşın sonuçları ve ortaya çıktığı tahribat ne olur? İşte bu soruya yanıt aradığımız bir analiz haberimiz var. Şimdi onu ekranlarınıza getiriyoruz. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Takvim yaprakları 6 ve 9 Ağustos 1945'i gösterdiğinde insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tanışmak zorunda kalmıştı dünya. Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine o günlerde atom bombası attı Amerika Birleşik Devletleri. This was Hiroshima immediately after the atomic bomb. A lifeless, hopeless city. Nagasaki, the great naval base, which became the second target 3 days later. This time, the explosion was concentrated within 1 square mile, making the devastation even more complete. Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu. Hayatta kalanlara ise Hibakusha adı verildi. Nükleer bombalar onların vücutlarında başta kanser olmak üzere tedavisi zor şekil bozukluğu ve sakatlık gibi hastalıkların yanı sıra uzun süreli psikolojik çöküntüler oluşturdu. Öte yandan patlama anında oluşan aşırı sıcağın etki alanındaki tüm bitki ve doğal yaşam da yok oldu. ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atmasının üzerinden tam 79 yıl geçti. Yıl 2024 ve nükleer savaş riski dünyanın en korkutucu felaket senaryoları arasında yer almaya bugün de devam ediyor. Olası müdahaleciler için sonuçlar daha trajik olacak. Topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı? Dünyaya mesajımızı her seferinde açık bir şekilde verdik. Rusya'nın nükleer silaha başvurmasının çok ağır sonuçları olacaktır. Tam bir felaket senaryosu nükleer savaş. Üstelik bugünkü modern nükleer silahlar Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan çok daha güçlü. Bu yüzden de olası bir nükleer çatışma sadece savaşan taraflar için değil, tüm dünya için geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir. Kimyasal silahların, biyolojik silahların ya da nükleer silahların hedefi yok. En büyük problem bu. Hedef gözetmeksizin belirli bölgedeki bütün ekosistemi, bütün canlı varlıkları, asker, sivil, diğer canlılar tamamen ortadan kalkıyor. Kararı çok önemli. Nükleer patlamalar sonucunda yayılan radyasyon, hayatta kalanlar için de büyük bir tehdit unsuru. Çünkü radyasyonun etkileri nesiller boyunca devam edebiliyor. Bunun bir sonucu olarak da kanser, doğum kusurları ve diğer ciddi sağlık sorunları baş gösteriyor. Zararlı mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum savaştan 100 yıllar sonra bile milyonlarca insanı etkilemeye devam eder ve insanlarda genetik bozukluklar ortaya çıkarabilir. Olası bir nükleer savaşın en korkutucu sonuçlarından biri de çevresel yıkım. Patlamalar sonucu atmosfere yayılan büyük miktarda toz ve duman, güneş ışığını engelleyerek dünya yüzeyinde ani bir soğumaya neden oluyor. Nükleer kış olarak adlandırılan bu durum, küresel iklimde dramatik değişikliklere yol açıyor. Bundan dolayı ortaya çıkan tarımsal üretimdeki çöküş, kıtlık ve açlık krizlerini beraberinde getiriyor. Olası bir nükleer savaşın ardından dünya çapında bir sosyal ve ekonomik çöküşle de karşı karşıya kalıyor insanlık. Büyük şehirleri ve sanayi merkezlerini yok eden patlamalar, ekonomik faaliyetleri durma noktasına getiriyor. Hal böyle olunca da küresel ticaret ve finansal sistemler çöküyor. Toplumsal düzendeki bu aksama, şiddet ve kaos ortamına kapı aralıyor.
ve etkileri hem siyasi, hem ekonomik, hem sosyolojik, hem de belki ekonopolitik açıdan uzunca bir süre farklı ülkeleri etkileyebilecek bir araç olduğundan dolayı en yüksek düzeyli stratejik silahın ismi nükleer silahtır. Olası bir nükleer çatışma uzun vadeli ekolojik etkilerin yanında kültürel ve psikolojik travmalara da neden olabilir. Bu yüzden de yaşanabilecek bu türdeki bir savaş insanlık için varoluşsal bir risk. İşte mevcut bu tabloya bakıldığında ortaya çıkan sonuçsa şu: nükleer savaşın önlenmesi tüm insanlığın ortak sorumluluğunda.